birazcık Allah akıl vermiş ya. Kesinlikle. Bir kere şunu konuşalım hocam. Nasıl yani hakikaten bulaştırmamak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi e, bu virüsün bazı virüsler vardı sadece solunum yoluyla bulaşır. Fakat bu virüs solunum yolundan ziyade temas yoluyla da bulaşıyor. Neden? Çünkü ağır bir virüs. E, ve yerlere düşüyor. Mesela o, nedenle masanızın üzerinde bir yerde bir bardağın üzerinde bir çatal üzerinde ya da tutunduğunuz herhangi bir yerde eğer sizin kirliyse oraya bulaştırma, eğer orası kirliyse siz oraya değerek alma ihtimaliniz yüksek oluyor. O nedenle çevreyle ilişki, yani virüsün bulaşabileceği, çevreyle olan ilişkiyi de kesmemiz gerekiyor. Hmm. Yani sadece insanlarla değil. Tabii dolayısıyla insandan insana da direkt yolla bulaştığı için uzak mesafe yapmak gerekiyor. Yani en azından bir metre gibi ya da işte birbirinin yüzüne Değil de belki biraz daha çapraz olarak konuşarak nefesin dahi belki gitmesini engelleyebiliriz. Eğer, Dün de konuştuk bir ya da evet, bir buçuk kol mesafesinde evet, olun. Gibi, e, hani, edersiniz, evet gibi. Hani affedersiniz ağzınızdan çıkabilecek herhangi bir insanoğlu çünkü Kesinlikle. konuşurken diye bir şey yapabilir. çıkabiliyor ağzımızdan. O mesafeyi korumak Bunu lazım. Bunu yapacağız. İkincisi eğer şüpheli bir temasımız varsa yani elimizi ıslak bir e, yani o an diyelim ki sokaktayız elimizi yıkama şansına sahip değiliz. <laughs> O an için belki bir ıslak mendille, e, kolonyalı Kuruyor mendille. Koruyor ıslak mendiller? Yani en iyi, e, e, yani sokaktasın. Yani, yoktan iyidir diyorsun. Yoktan iyidir. Yani eğer elini yıkama şansın varsa tabii ki elini yıkacaksın ve mümkünse sabun yıkacaksın. Yalnız şurada da şunu söylemek istiyorum. Sabun kullanırken de özellikle sıvı sabun öneriyorum. Ve tabii ki basarken de mümkünse elbiseyle basmak lazım. Yani çıplak elle basınca elimizdeki mikrobu oraya geçiririz. Hmm. Bizden sonra gelen de mikropsuz bile olsa o sefer mikrobu gene alır. Yani bu şekilde indirek yani dolaylı olan e, bir e, bulaşma riski de yüksek olabilir. O nedenle e, elimizin kolumuzla basmamız, size sıvı sabun ya özellikle çok öneriyorum. Peçeteyle basalım. Peçete de olabilir peçete tabii. Aynı öyle, mümkünse. Ve e, katı sabun yerine ben özellikle sıvı sabunu daha çok öneriyorum çünkü e, bakteriler için yapılan bir deneyde bakterilerin sabunda da yaşadığı tespit edilmişti. Hı hı. O yüzden siz kullanıyorsunuz sabunu koyuyorsunuz ama. Orada büyüyebiliyordu. Hı hı hı. Ee, bu virüs için şu anda öyle bir şey söylenmiyor ama ben hani işi sağlama bakımından her zaman sıvı sabunu daha çok tercih ediyorum. Çünkü bir defalık alıyorsunuz elinizi yıkıyorsunuz. Sonrasında zıkıyorsun. belki bir kolonya. <laughs> evet yani. elinizi çok iyi yıkamak lazım. Fakat e, bunu da takıntı haline getirmemek lazım. Yani ruh hastalığı belirsizliği bu. Hiçbir şey yokken insanlar ellerini devamlı yıkarlar. Neden? Bir hastalık bulaşacağı düşüncesi ya da elini yıkamazsa kötü şeyler olacağı düşüncesiyle bunlar psikolojik hı hı. artık psikiyatrik hastalıklar grubuna girebilir. Biraz ee, sonra onu da konuşacağız. Evet Yani çok elimizin bir devamlı... Bizlerle ee, birlikte olacak. Yani rastgele yıkamamak gerekiyor. Evet, evet elini yıka suyla su en iyi dezenfektandır aslında. Hı hı. Ve şüpheli bir bulaştan sonra da sabun da kullan ama 10 dakikada bir sabun kullanmasını önermiyorum. Şimdi hocam çok büyük kaygılarımız var bu evet. konuyla ilgili. Bunu terk etmemiz e, lazım bir e, defa. E, <laughs> hocam, ben şuna inanmıyorum. Terk etmemiz lazım diyerek bir şey terk edilmiyor. Olmuyor. Mesela geçer arkadaşına bir derdini anlatır. ama ne olur takma kafana. Ya Zaten evet. kafama takmasam da kafama <laughs> takmayacağım yani. Şimdi... Ama kafamıza takıyoruz. Doğru. Panik hata alanlar varsa, kaygı bozukluğu olanlar varsa... ...özellikle bugünlerde yani şu kalp atışımı ağzımda hissediyorum. Ne olur bana yardım edin diyenler varsa ekran başında kalsın. Biraz sonra ee, Nurhan... Fıstıkçı hocamız psikiyatr, Doçan doçent doktor Nurhan Fıstıkçı çok önemli ve çok güzel bilgiler verecek. Hatta burada uygulamalı egzersizler yapacağız. Bu panik hatamızı, kaygımızı nasıl giderebiliriz diye. Ama önce bir sağlığımızı nasıl koruruz onu evet. konuşalım. Şimdi hocam evde kal var evet. ya evde kal sloganı. Evet. Evde kal, evde kal, evde. Kal. Evet. Şimdi çoluk çocuk eş herkes kalabalık da ailelerimiz var. Hepimiz evet. evdeyiz. Evdeki hijyene nasıl de, e, dikkat edeceğiz? Şimdi evdeki kişiler zaten eğer Şüpheli bir yere gitmediyse, hı hı. yani bir yabancı ülke ya da yabancıyla e, e, ilişki kurmadıysa, tabi evde biraz daha e, hijyen ilişkilerinde biraz daha rahat olunabilir. Yani birbirle temasını engellemelerini düşünmeyiz ama evde bile aslında bir takım e, kurallara uymalarında fayda var. Yani çok Mesela... yaklaşma yani en azından e, hani belki çok salıp öpmek istiyorsun ama e, öpme yani ya da öptün. Elini gene arkasından gibi. Vallahi bu da çok zor bir şey biliyor musunuz? Zor tabii mesela, ki kolay değil. sevgini belli etmek istiyorsun. Ee, sarılmak istiyorsun. Işte... Bugün siz geldiniz mesela. Elinizi evet. sıkmak istiyorum. Bir de bir sıcakkanlı bir milletim. Tabii kesinlikle. Bu da insanın psikolojisi. Geçici ama öyle diyelim. Birisi bu. Ama korku şöyle, şöyle çok kötü. Korku bizim bağışıklığımızı bozuyor. Evet. Bakın en önemli konu. Yani korkmanın faydası olsa... ...inanın en başta ben korkarım. Ama biliyorum ki korktuğu zaman frekanslarım da bozuluyor. Bağışık sistemim de çöküyor. O zaman neye hizmet ediyorum? Yani korktuğun şey başına gelen hikayesi var ya. O nedenle soğukkanlı olarak kurallara uyarak kurallar çok basit aslında. Ne diyor? Evine gir. Zorunlu olmakça dışarı çıkma. Dışarı çıktığın zaman Özellikle e, et. hastalık daha çok bağışıklık sistemi bozuk olan ve bağışıklık sistemi kan dolaşımıyla alakalıdır. Bakın hareketsiz durmasını da tavsiye etmiyorum evdeki kişilerin. Yani evde mutlaka yürüsünler, e, bir mat bulup ya da bir çarşaf üzerine sererek yere egzersiz yapsınlar. Çünkü eğer kan dolaşımı bozuk olursa ki e, benim bu 20 yıl bir çalışmamın özetidir. Endotel denilen bir tabaka var damarlarımız içinde ve bundan salgılanan nitrik oksit diye bir gaz var. Bu nitrik oksit gazı hem damarımızın tıkanmasını engelliyor, hem bağışıklık sistemimizin kuvvetlenmesine yardımcı oluyor. Nerede ve hareket orada bereket. Kesinlikle. Mutfağ ben o, yüzden... geçelim o zaman geçelim hocam hocam. Her zaman geçebiliriz. <laughs> Hadi buyurun ne olur. <laughs> Çünkü evde nasıl doğru temizlik yapacağımızı, e, özellikle tabii evde kaldıysak, evdeysek artık alacağımız tedbirler ve önlemler neler. Evet. Onu konuşacağız. Nasıl yapalım? Neyle başlayalım hocam? Sabunlu bezle başlayalım. Şimdi evet. Şimdi yerleri esasında sabunlu bezle silebiliriz. Hı. Zaten bunu Türk hanımları zaten yapıyorlar diye biliyorum. Sabunlu bezden kastımız? Tabii ki bu evinizdeyken bir aynı şekilde dediğiniz gibi bezi ıslatarak. Bu arada tabii çamaşır suyu gibi de kullanılabilir ama çamaşır suyundan ben şöyle biraz rahatsızım. Çünkü kokusuyla bizi nefes yolumuzda kaçarak daha tarih ederek ki Allah korusun bir de virüs de ...karşılaştığımız zaman daha fazla bulaşma ve hastalık yapma riski artar. O nedenle solunum yollarımızı tarih edecek temizlik araçlarından da uzak durmamız lazım. Peki. Şimdi hocam böyle bir bez aldık elimizde. Evet. Burada önemli olan aslında biz genelde ne yapıyoruz? Siz lütfen doğru yanlış olayını düzeltin. Evet. Bunu alıyoruz mesela. Koyduk. Evet. Buraya gelin arkadaşlar. Şöyle gö göreyim. Evet. Şimdi aldık bu bezi. Sildik. Evet. Sildik, 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 sildik. Böyle. Hop 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 buraya, değil mi? Evet. Aynı bezi. Evet. Aynı bezi dolandırıyoruz. Bunu kaldırıyorsun buraya sürüyorsun. İşte evet. biz temiziz buraları falan e, şeyle kürdanla temizleriz iyice. Evet. Aldık bu bezi. Aldık. Sonra çevirdik böyle. Evet. Tek bez evet. temiz zannediyoruz. Evet. Burayı bak görelim arkadaşlar. Burası çok önemli. Bu bezle aldık. Böyle her yeri sildik. Evet temizlemedim. Yanlış. Bu ne yaptık? hastanelerde yanlış de yani? aynı problem vardır. Hastanelerde de temizlik için yapılırken aynı hata yapılır. E temizliğin esassa tek yönlü yapmamız lazım. Yani e, bütün bu temizliğin esasıdır. Nereden başlayacaksınız? Burada Bezini temizleyeyim doğru mu? Evet. Buradan oraya doğru. O zaman de buradan tek yöne doğru gideceksiniz. Bir daha o yerden bir daha geri dönmeyeceksiniz. Öyle aldım bezi, tekrar sürdün, tekrar yaptın. Yok. Onun adı temizlik yok, olmuyor. Yok. Onun adı ne oluyor hocam? İşte bütün her bulaştım oluyor. <laughs> yani, yani oradaki mikrobu oraya taşıyorsun. Hastalarda risklerden bir tanesi bu. Evet, onu şey yapın yani. Doğru temizlik. Evet. Bunu, Bunu aldık. Evet, tek yönlü olarak iyice yaptınız. Şimdi ondan sonra yukarı buradan. Tekrar çeviriyoruz. Evet. Burası bitti. Evet bu şekilde tek yönlü olarak yapılınca yani bir daha geri dönmüyorsunuz. Çünkü geri dönerek aynı şekilde mikrobu Ve şunu da söyleyelim ıslak mendiller için de bu geçerli. Hepsi için. Değil mi onu Hepsi da söyleyelim hocam. Burada ıslak mendil var mı arkadaşlar yok. Şunu ıslak mendil olarak ya da bir tane ıslak mendil alayım Emine. Şimdi ıslak mendili aldık. Evet. Genelde ne yapıyoruz yemeğimiz bitti. Afiyet olsun. Oh bugün de doyduk. <laughs> Valla elhamdülillah her şey çok güzeldi. Tabii. Bravo. Şimdi ah, burada nerede <laughs> hata yaptın? İşte elinizdeki bir de aynı zamanda tekrar götürdünüz ağzınıza. Peki. Doğrusunu size bırakıyorum. Aslında biz farkında olmadan mikrobu öyle bir yayıyoruz, yayıyoruz ki. Evet. Farkında değiliz. Biz bilmiyoruz. Evet. Alıyoruz bunu her türlü elimize, evet. ağzımıza götürüyoruz. Buyurun hocam. Ki zaten şöyle söyleyeyim ben size. Aslında... Elimizde de aynı şey. İlk önce elimizin içini güzelce sildik. Parmak aralığında da silmemiz gerekiyor. Ondan sonra... Hocam yavaş yavaş görelim tamam. nasıl yapacağımızı. Ondan sonra da bu tarafını diğer tarafa yapmadan bu elimi de bununla siliyorum. İç evet. tarafını. Gel yani bir tarafıyla birini... Birini evet. Diğerine Diğerini de birini. bu tarafını evet. Şimdi bunu sürdükten sonra ağzınıza dudaklarını Hayır, götürüyor Hayır bunu kaldırıp musunuz? atacağız. Bunu kaldırıp bunu atıyoruz. atıyoruz. Eğer ağzınızı silmek isterseniz ikinci bir bezimizi kullanacağız. Yepyeni bir mendil kullanıyoruz. Evet. Şöyle. Artık elimiz temizlendi. Hı hı. Ondan sonra bununla dudaklarımıza e, veyahut da neresini sileceksek silip ondan sonra bunu da atacağız. Ki e, esasında dediğim gibi imkanımız varsa akan su. Akan suyun altında elimizi yıkamamız lazım. Ve şüpheli bulaşlarda mutlaka e, sabunlu ama eğer e, şüpheli bir bulaş değilse sadece akan suyla da yıkamak yeterli. Hı hı. Ama sokaktaysak herhangi bir şekilde bir e, işte bir yerdesiniz bir şey tuttunuz o zaman bu ıslak mendili bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Peki.